Bu iş öyle kolay değil Necdet Usta. Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 10 dakikada gitar nasıl çalınır onu öğreneceğiz. Tabii ki şaka yaptım. Ben hayatımda ilk defa gitarı elime alıyorum. Çalmasını da beceremem. Saz dahi çalmasını bilmiyorum. Sen işi gücü bırakmışsın, sazından gitarına uğraşıyorsun. Demiştik ki bununla ne yapabiliriz? Dün söz vermiştik. Bugün ilk etabını yapalım. Gitarımız elektro bir gitar. Yani buradan monojak takarak amfiye bağlanabiliyor. Böyle ev yapımı bir amfi yapalım. Aynı zamanda bu amfiyle bilgisayarımızda kullanabilelim. Televizyonumuza takabilelim. Yani telefon, tablet, bütün cihazları burada yapacağımız amfiyle çalıştırabilelim. Şimdi dün bunu parçaladık. Gerçekten üzüldüm parçaladığımıza ama kullanma alanları artık bunların bitti gibi. Kasası dursun. Kasasını belki burada kullanırız. 2 adet hoparlörüm var. Bu kendi hoparlörleri var aslında cihazımızın. Çalışıyor. Ama baslı olsun diye böyle 2 adet sağlam hoparlör ayarladım. 2 burada, 2 de burada. Yani 4 adet hoparlör kullanabiliriz. Bunun üzerinde çok kaliteli 3 adet motor var. Bunları alıyorum. Bunları ilerleyen zamanlarda kendin yap videolarında görebilirsiniz. Bunu eliyorum arkadaşlar. Bunu içerisine koymayacağım. FM radyo var. Bu radyoyu da üzerinde sabit tutalım. Yani iptal etmeyelim. Aynı zamanda ürünümüz hem radyo hem amfi olsun. Bir bakıma arada bir radyosu belki işimize yarayabilir. Şimdi kameramızı biraz yakına getirelim ve şu amfiyi nasıl oluşturacağız? Hep birlikte izleyelim ve görelim. Dün söktüğümüz VCD'den çok kaliteli bir adaptörümüz çıktı. 2 adet 10 volt çıkışı var. 1 adet 8 volt çıkışı var. Bu gerçekten hoşuma gitti. Bizim radyomuzun kartı bu. Küçük parça. FM radyo sadece var üzerinde. Bu radyoyu da şu kart üzerinden şu kısımdan kontrol ediyoruz. Yani kanal arama falan yapıyoruz vesaire. Bu kısmını da kullanacağız. Bu mikrofon girişleri var. Bunları da devre dışı bırakıyoruz. Çünkü bu bizim VCD ile birlikte hareket ediyor. Yani VCD'yi kullanmayacağımız için bunu da iptal ediyoruz. Şu bizim VCD'nin kartı. Bunun üzerindeki bütün kabloları çıkaralım. Bununla da işimiz kalmadı. Karta gelen kablomuzu da keselim buradan. Biraz hafifletelim. Şu kabloyu sabit bırakıyoruz. Şu iki kabloyu. Çünkü radyomuzla birebir ilgili. 2 adet hoparlörümüz var. Bunlar gerçekten güzel, kaliteli, baslı. Bunları bizim şuradan hemen arkada ses çıkışı var. Burada ses çıkış kompensatörüne bağlıyoruz. Evet, sağlı sollu 2 adet hoparlörümüzü paralel bağladık. Kendi hoparlörleri de takılı zaten. Öncelikle bilgisayardan deneyelim. Şöyle Tosh stereo kablomuz var. Bunu bilgisayara takacağız. Bilgisayar olur, tablet olur, telefon olur. Aynı mantıkla çalışabilir. Hemen cihazımızın arkasındaki birini kırmızıya, birini beyaza takmak kaydıyla çift yol olduğu için bu şekilde takmamız gerekiyor. Ve bilgisayarımızın üzerinden bir müzik açalım. Evet arkadaşlar. 10 numara oldu. Bu bilgisayar tarafı tamam. Şimdi bir de radyomuzu deneyelim. Sağa çektiğimiz zaman radyo, sola çektiğimiz zaman bizim amfi çalışacak yani.
Şimdi bu tarafa çekelim ve radyoyu çalıştıralım. Şimdi radyomuz da çalışıyor. Radyomuz da tamam sayılır. Buradan dediğim gibi şu butonlardan kanal değiştirebileceğiz. 3 buton radyoya ait olacak. Radyomuzun kartı da şu elimde gördüğünüz küçük parça. Bu baştan aktif olmadı arkadaşlar. Şu parçayı sökmüştüm. Yani burada 2 adet transistör var. MOSFET transistör bildiğiniz gibi. Bunları taktıktan sonra radyo da çalışmaya başladı. Şöyle bu ikisini de takmamız gerekiyor. Zira bunu çıkardığımız zaman radyomuz çalışmıyor. Şimdi en önemli yere sıra geldi. Gitarımızı nasıl takacağız bu cihaza? Gitarı takabilmek için şuradan şu anda anahtarımız radyo konumunda. VCD konumunu alıyoruz. VCD'mizin arka kısmında, arka paneldeki toş çıkışlarından birisini kırmızıya, birisini beyaza takıyoruz. Gitarı çaldığımız zaman bizim iki hoparlörden de ses almış olacağız bu durumda. Şimdi gelen gitara takalım. Bunun için ben ikili bir soket kullanıyorum. Hemen takalım. Bu birden ikiye çıkarıyor. Bunu neden böyle yapıyorum? Gitar çıkışları mono olduğu için ikili taktığımız zaman iki çıkış vereceğiz. Aynen böyle. Şu yeşille maviyi takalım. Buradan mono alacağız. Çift çıkış vereceğiz. Yani iki adet hoparlör kullandığımız için bizim için bir avantaj olacak bu. Bu şekilde tekli kullandığınız zaman ses tek kanal verecektir ve tek hoparlörden sesi alacaksınız. O zaman da pek güzel olmuyor. Bu şekilde taktıktan sonra gitarımızın üzerindeki elektronik kısımda şuradaki panelden açıyoruz. Şöyle basılı tutuyoruz. 3 nokta çıkıyor. Volüm ve ton anahtarları var burada. Bunları da bu şekilde sona kadar açıyoruz. Arkadaşlar bu cihazı böyle bırakmayalım. Tekrardan VCD'mizin kasasının içerisine yerleştirelim ve kullanılır bir hale getirelim. Sökerken çok üzüldüğüm cihazımızı sonunda başka bir amaçla kullanmak için geriye toplamış olduk. Diyebilirsiniz Necdet abi işin yok muydu söktün o şekilde de yapabilirdin. Evet yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir cihazınız varsa amfi şeklinde kullanabilirsiniz. Yani illa söküp çıkarmanız gerekmiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki 3 motor için böyle bir cihaz parçalanır mı? Arkadaşlar bu VCD çalar olduğu için şu anda zaten günümüzde VCD kalmadı. Gerek de yok çünkü bilgisayardan
istediğimiz şekilde filmlerimizi izleyebiliyoruz. MP3'lerimizi dinleyebiliyoruz. Bugün Çankaya yolum düştü. Alışveriş ettiğim yerde böyle motorlar vardı. Merak ettim, sordum. Bir motor 6 euro dedi. Euro şu anda kaç para bilmiyorum ama bu motorlar bize böyle 3 adet kaliteli motorumuz oldu. Gerçekten çok işime yarayacak. Bu kısmını kesinlikle kullanmayacağız. Yani DVD, VCD kısmı bizim işimizi görmeyecek. Böyle iki hoparlör, buna iki daha takabiliriz. Daha büyük hoparlör takabiliriz. Çıkış gücü çok güzel cihazımızın. Radyosunu aktif hale getirdik. Yani artık bizim bir adet VCD player'imiz yok. Amfimiz oldu. Amfiye takılabilen bütün müzik aletlerinde bu cihaza takıp bundan ses alabilirsiniz. Şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Böyle hoparlör taktığınız zaman biraz kablosu uzun olsun. Odanın köşelerine koyduğunuz zaman, müzik çaldığınız zaman gitardan veya başka bir aletten akustik daha güzel oluşuyor. Yani yakında olduğu zaman, mesela gitarın yanında bunu çaldığınız zaman ikisinin sesi birbirine karışacaktır ve akustik oluşmayacaktır. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videoları paylaşalım. Paylaşmak güzeldir serüvenine ortak olalım. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.